selam arkadaşlar. Bugün Sırbistan'dayız ve Sırbistan'da Pirot'la Niş arasında böyle dolambaçlı kayaların içinden bir yol gidiyor. Bu yol benim çok hoşuma gitti. Aha, vurdum mikrofona, pardon. Çok hoşuma gitti. O yüzden bunu sizinle paylaşmazsam olmazdı, eksik kalırdı. Bu sallanan şey telsiz bu arada. Üç araba gidiyoruz. Ben hemen şu... Bakalım. Evet, ön kameramı da çalıştırdım. Siz de görebilin diye buraları. Hemen önümde Şaban Kaymaz gidiyor. O da bizim şirketten. Onun önünde de Engin Kurt gidiyor. Onlarla sohbet ederken sizle tünelleri paylaşacağım. Bu bölgeden şu an biz geçiyoruz ama yeni yol yapılıyor. Yeni yol yapıldığı zaman muhtemelen buradan bizi vermeyecek. Öbür taraftan geçeceğiz ve biz bu doğa harikasını... Ostrovica. Evet, Ostrovica'ymış. Engin söyledi. Buradan belki gidemeyeceğiz. Onun için ne yapıyoruz? Hazır giderken sizinle bunu paylaşıyoruz. Niş ve Pirot arasındaki tüneller diye. Dedi. Aynen öyle, daha seksi olur. Gençler, şimdi kayıt başladı. Ben sizi de tanıttım az önce ama en önde Engin var. Engin, bir selam ver istersen. Görmesin. Tuhaf tuhaf işler gelmesin başına. Biraz hafif de yağmur yağıyor ama güzel bir yolculuk oluyor sayelerinde. Hemen arkasında da Şaban Kaymaz var. Abim benim. Yedekçilik de yaptım ben kendisine. Abi iyisin. Bir selam alalım senden de. Arkadaşım teşekkür ederim. Verdiğin bilgiler için. Şu anda Niş ve Pirot yolu üzerindeyiz. Biraz sonra Pirot ve Niş üzerindeki tünellerden geçeceğiz. Tanıtımı yapacağız. Yerimizden geldiği kadar. Arkadaşımıza teşekkür ederiz. Yolda olan arkadaşlarımızdan hayırlı yolculuklar. Kazansın belasın. Süper, şahane. Teşekkür ediyorum. Ben bir taraftan anlatacağım arkadaşlara buraları. Siz de bu arada aklınıza gelen her şeyi telsizden söyleyebilirsiniz. Sıkıntı yok. Sağ tarafta da böyle bir şey var. Ne onun adı? Tren yolu gidiyor. Bu yol nereye gidiyor bilen var mı? Ne yolu var mı? Tren yolu var ya, hani bu şeye mi geçiyor? Bulgaristan'a mı geçiyor bu tren? Aynen. Bulgaristan'ın orada bir gar gömü var. Oraya kadar gidiyor. Yaklaşık buradan 65 ve 70 km uzak. Bu arada 13 tane tünel saydım ben geçen buralarda. Doğru mudur? Bilen var mı? Anlaşılmadı bir daha gel. Dur şimdi, tüneldeyken konuşulmuyor. Tünelde çok fazla konuşmayayım da 13 tane tünel saymıştım. Doğru mu? Tünellerde ters tepiyor sinyal ve giriş çıkışlarını yakıyor demişti Şaban abi. Onun için ben de çok kullanmamaya çalışıyorum ama güzel. Uzun tünellerde dediğin gibi kullanmak, kısa tünellerde sıkıntı yok. Yani biraz sıkıntılı bir yol burası. Gidişli ve gelişli olduğu için devamlı tırlar ve taksilerle dolaşıyor bu yolda. Biraz sıkıntılı bir yol. Evet, yani aynalar birbirine değecek gibi oluyor. Bayağı bir şey, dar, yol da dar. Evet, bundan bir sene, iki sene önce daha da çok daldı ve birazcık daha genişletmişler yani bu yolu. Biraz iyi ama daha önceden 50-60'da gidiyorduk. Aynalar birbirine sürte sürte gidiyorlardı yani. Çok ciddi kayalık bir bölge. O yüzden hani dikkat etmek lazım. Ciddi kazalarda olmuştur diye tahmin ediyorum ben buralarda. Ki yolu bilmeyen arkadaşlar var. Daha işte acemi olarak bu yola hevesli olarak girip gelenler bayağı bir kazalar var. Ama işte sağ taraftan sol taraftaki duvarlara bakarsanız görürsünüz yani. Evet, şöyle yapalım. Yolun dar olması işte kötü yani. Nedir o? Sağ taraf dere 0-0 beton var sağımızda. Karşıdan gelenler de yani
Büyük problem. O şekilde de Avrupa'ya gittim. Yardım işçiler de sıkıntı olmadı. Yani tabii bir parkta bir tamirat yapmıştık ortaya ve çadıra. Herhangi bir sıkıntı olmadı. Çok şükür gittik geldik. Bakın şurada mesela altın oymuşlar üstünden, yani kayalar üstümüze doğru. Bakın karşı sağ tarafta da şey var, trenin tüneli var. Çok da güzel yapmışlar. Nasıl becerirlerse. Dinliyorum ben sizi. Güzel bilgiler. Bu arada Dorsey'i mi yırttın sen? Doğru, ikinci servisinde biraz heyecan da var. Tabii tek başıma gidiyoruz. Heyecan, korku ikisi bir arada. Yolu da bilmediğim için gündüz vakti gelenleri gidenleri işte hesaplayamadık. Böyle heyecandan bir Dorsey'in arkasından yani sağ köşeyi vurmuştum. Dağların tepeleri taştan üstüne. Geçmiş olsun. Abi hiç bu ışıklandırma yok ya. Gece daha fena oluyor burası ya. Sanma bile aydınlatma gibi bir şey geldi ses olunca. Evet ya, burada öyle sıkıntı var, şey, bir şey yok. Karşıdan gelen arabayı da pek fark edemiyorsun. Nasıl geldiğini de göremiyorsun. Çok temkinli gitmek gerekiyor burada. Adam bak 90'la gidiyor normalde şimdi, ama tabii 40 iyidir. Bir akşam ben bugün gitmiştim. Bugün özel 60'la gidiyoruz. Evet, bugün özel 60'la gideceğiz. Son trenle çıktık ve artık normal yola gireceğiz çok şükür. Evet, çok şükür. Çok şükür. Teşekkür ediyoruz onlara da verdikleri bilgiler için. Ben... Abi sunum yapıyor gibisin ya, hayırdır? Arkadaşlara sunum yapıyoruz ya. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Sen onu ya. Sağ taraf gördüğünüz gibi park, Erkan Bey. Evet. Evet. Gördük. Bir taraftan... Kafana park, kafana. Unutmayalım. Kafana park. Yani kafana göre takıl mı diyorlar? İçebiliyorsun kahvenizi. Güzel. Kahveler, sütler. Neyse arkadaşlar, şöyle yapalım. Hemen ben bunu kendime doğru alayım. Evet, söz verdiğim gibi Niş ve Pirot arasındaki dar yoldan geçtik. Tünellerden geçtik ve biz yolumuza devam ediyoruz. Şu an Türkiye'ye doğru gidiyoruz. Önce tabii Bulgaristan'ı aşacağız. Sonra Türkiye. Türkiye'de de ben abimlere uğrayacağım. Yeğenlerimi seveceğim. Oradan eve gideceğim. Evde çocuğumla, oğlumla ehliyet aldı. Onu kutlayacağız. Eşimle buluşmuş olacağım. Hasret gidereceğiz. Ondan sonra da yeni videolarla tekrar karşınızda olacağım. Evet, kanala abone olmayı unutmayın. Bu arada bir şey oldu. Herhalde soğuk algınlığı, bilmiyorum. Dilim şişti. Konuşmakta güçlük çekiyorum. O yüzden böyle hızlı hızlı geçip kısa bir videoyla karşınızda oldum. Teşekkür ediyorum. Bunu unutmayın. Bunu unutmayın. Bunu da unutmayın. Hoşçakalın.